Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle biraz sesim garip geliyor olabilir. Böyle bir garip bir hastalığın içindeyim. Böyle burnum tıkalı falan. O yüzden böyle kusura bakmayın. Çok özür diliyorum sizlerden. İkinci olarak da böyle fark ediyorsunuzdur. Bir haftadır falan böyle bir video geliyor. 2-3 gün gelmiyor falan. Onun da açıklamasını hemen yapayım. Ben biliyorsunuz iRacing üzerine bir artık yol izliyorum. iRacing videoları üretiyorum. iRacing'de de şöyle bir şey var. Şimdi bir aracınız var, GT3. GT3'e katılabildiğiniz bir seri var. O seride bazen bazı haritalar paralı oluyor. Ve o serideki o paralı haritayı eğer almazsanız o yarışlara katılamıyorsunuz. Bu hafta maalesef katılabileceğim çok bir yarış yok. Keyif veren, eğlenceli, izlemekten memnun olacağınız, benim oynamaktan mutlu olacağım bir harita yok. Bazen böyle şeyler oluyor. Geçen hafta da öyleydi. Ama geçen hafta şeyle atlattık işte. Nörşilafi antrenmanıydı, şuydu, buydu derken atlattık. Bazen bazı haftalar böyle olacaktır. Yapabildiğim kadar hafta güzel olduğu zaman stok yapacağım. Gene diğer haftaya yeter veya yetmez artık. Orası bir şaibeli bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle olur. İkinci başlıyorum yarışa. Önümde bir araç var. Biraz hastayım dediğim gibi. Sadece hayatta kalıp yarışı bitirmeye çalışacağım. Sizi hem bilgilendirmiş olduk bu sayede hem de en azından bir video gelmesini sağladık. Bu araçtan da çok hani çok güzel, çok keyifli araçlar ama artık bizim klasman da süreceğimiz araçlar değil yani. Artık daha yukarıları hedeflediğimiz için, hızlıca yukarıya çıkmak istediğimiz için ona göre serilerde yarışmaya çalışıyoruz diyorum ve başlıyoruz efendim. Bakalım nasıl bir yarış bizleri bekliyor. Birinciyi güzel kovalıyoruz. Arka tarafla aramız biraz açıldı. Çok güzel bir haber. 1-2 mücadele edeceğiz. Arka taraftan bağımsız bir şekilde. Çok yavaşlıyor sanki. Bana öyle geldi. Çok fazla yavaşlıyor. Bu adam nasıl birinci olacak, turu atmayı başarmış? Ben onu şaşırdım şu an sadece. Nasıl birinci olmuş yani bu turla? Ya bu fren biraz fazla kanka. Yani biraz fazla fren yapıyoruz. İşimiz var arkadaşlar. Arka taraf da bize yetişecek bu adam yüzünden. İşin kötü tarafı o. Arka taraf yetişmesin bize, başka bir şey istemiyorum. En azından gitsin adam biraz. Birinci olmasam da olur bence. Belki bir saatlik bir yarış var seride LMDH'la. Belki onu yaparım birkaç sefer. Ama onu da video olarak yükler miyim? Bir saat boyunca sizi sıkar mı? İzler misiniz, izlemez misiniz bilmiyorum. O yüzden şüpheli yaklaşıyorum oraya da. Biraz fokuslanayım artık. Başımız belada. Arka taraf da yaklaştı. Pozisyon kaybedeceğim. Hani pozisyon kazanmayı bıraktım. Fark ediyorsunuzdur. Ağzım hep açık. Burnumdan nefes alamıyorum. O yüzden ağzımı tercih ediyorum. Mecburuz yani. Bu da bayağı yordu beni. Hani aracı sürmeyi bırakın. Böyle kokpitte otururken bile darlanıyorum şu an. Hani biraz hastalık iyi gelmedi yani. Bunu söyleyebilirim. Rakibim beni geçecek yani. Kaçarı yok gibi duruyor. Bu 0.8'i yediririm ben virajlara, sıkıntı yok. Rahat olun. Şaka yapıyoruz. Değil misin ya? Cidden böyle kaydın mı yani? Anlamsız bir kayıştı. İlk defa böyle kaydını gördüm bu arabanın. Şimdiye kadar bir kere bile böyle kaydırmadım bu arabayı. Neyse, yola çıkarken de çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Neyse, tekrar fokuslanalım abi, tekrar fokuslanalım. Hastayım, hastalığımı verin arkadaşlar. Çok garip hareketler yapabiliyorum. Sanırım erken vites düştüm orada. O yüzden böyle bir sonuç elde ettim. Beşinciliğe kadar düştük. Hadi bakalım. Bir saniye daha mı aldım ceza gerçekten ya? Kötü, o kadar kötü zıpladığımı düşünmüyorum oradan ya. Ve kesecek kadar kötü zıplamıyorum bence. Apex'in üstündeyim yani şeyi gördüm. Tamam, cezayı yedirdik. Son 5 saniye kala cezayı tamamladım yani. Geçebilir miyim bakalım ya, en büyük sıkıntı o. En azından 1-2 rakip geçseydik iyiydi. Güzel, kaza olmuş burada. Süper haber. Bir kaza daha olursa ben memnun olacağım. Bu kaza benimki olmayacak umarım. En önemli nokta o. Bakayım, hala yakın mesafeden kollayabiliyorum, kovalayabiliyorum. Gayet güzel. 1.2 saniyelik bir fark. Kapanabilir. Rakibim hata da yapabilir. Hiç belli olmaz. Bastırmaya devam. Derken biraz hata yaptı. İyice ara kapandı. Yarım saniyenin altında aradaki fark. Muhteşem. Onun hatası tabii, benim hatam, yani benim iyi sürüşüm yok ortada. Tamamen onun hatasıyla aradaki fark kapandı. Onun farkında olmam lazım. Beyaz bayrak çıktı, yerini vermek istemeyecek. Ben büyük bir hata yaptım. Büyük hata yaptım. Çok sağlam bir hata yaptım yani. Ancak bu kadar sağlam bir hata yapılabilirdi. Ben de bu kadar sağlam bir hata yaptım. ...20 saniyemiz var kapatmak için şu aradaki süre cezasına. Şu an süre cezasına fokuslandım. Bilerek oraya bakıyorum. Yarım saniyeyi burada bir şekilde kapatmam lazım. Şaka yapıyorsun ya. Bu araba böyle atmıyordu ya. Formula V'yi böyle atmıyordu. Bu araba atmıyordu yani. Formula V atıyordu. Kabul ediyorum. Ama bu araba bu şekilde atmıyor kendini. Şu an garip bir durum yani. Neyse, hadi özlemişsinizdir spin ünlüyü arkadaşlar. Biraz spin ünlüyü yaşatmış olalım size. Siz seversiniz. Bu cezayı vermemiş olsaydı atmazdık ama bu spin'i, bak ha. Onu da söyleyeyim yani. Son 4 saniye kala böyle şeyi kapatmaya çalıştım artık ki. Süre cezasını. Ondan oldu. Bu arada ne kadar hasta olduğumu anlayabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hafif terliyorum da böyle. Tatlı bir terleme de var üzerimde. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? İyi değilim çok. Öneri de alırım bu konuda yani, böyle şu ilacı kullan, ne bileyim şöyle bir bitki çayı iç, bir şey iç. Bu tarz bir öneriniz varsa bunlar da kabul edilir efendim. Acaba ne kadar ayrıntı kaybedeceğim? Ona bakmak istiyorum şu an. 5 ayrıntı kaybediyorum. Hiçbir şey. Zaten 1400'lerdeyiz. Gerçi çok yüksek de rakam değil. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Dediğim gibi hastayım ve bu hafta çok bir şey yok. O yüzden biraz videosuz kalabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lately I've been looking in my